Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize iyi, mutlu bir gün dilerim. Benim çocukluğumda bir banka reklamı vardı. Her sabah aynı reklam. İşte bugün falan filan Demirbank hayırlı işler diler. Reklam bu. Ama her sabah bunu duymayınca da rahatsız olurduk ya. Şimdi bu nedenle diyorum ki bugün 2 Ekim Çarşamba, herkese hayırlı işler diliyorum. Dostlarım, bu arada ben belki fark etmişsinizdir. Bazı sohbetlerde Polonyalı yazar Stanislaw Jerzy Lec'i çok gündeme getirir. 1909 yılında doğan bu yazar ilk aforizmalarını 1957'de, yani 48 yaşında yayınlamaya başlamış. Aforizma nedir diye sorar iseniz, yani kabaca şöyle söylenebilir. Yani derin bir anlamı olan ve çok kelimeyle anlatılması gereken bazı şeyleri yani basitleştirerek, yani tek bir sloganla veya bir cümleyle ifade edilmesine aforizma denir. Mesela değerli yazarın çok ilginç bir aforizması vardır. Demiş ki, dünya hiç de kaçık değil. Sadece normallere göre değil. Yani bugünkü yaşananlara bakıyorsunuz ki adam daha o günlerden bugünleri görmüş. Ben öyle düşünüyorum. Dünyanın her tarafında bakın arkadaşlar. Ne sıkıntılar göreceksiniz ya. Yani insanlar ellerinde silah veya İslam ülkelerinde ellerinde pala adamlar. Bunları bazıları özellikle birazcık tabii hani dinle ilgili olarak düşünerek pek gündeme getirmezler. Ancak konu insan olunca bunları da bir şekilde konuşmakta yarar var diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela şöyle düşünün. Aklımdaki şey herhalde insanlar çıldırdı demek oluyor. Daha düşünün. Engizisyon itibaren alın olayları, yakılanlar, öldürülenler, daha sonra dünya savaşları. Ama o kadar insanın ölmesi, din savaşları, sonra nasıl oldu bilmiyorum. Bir miktar bu olaylar es verdi. Duruldu yani. Şimdi bunun en büyük göstergesi özellikle Amerika'nın petrol gereksinimi varmış gibi yaparak Orta Doğu'da ve Körfez ülkelerinde yaptıkları eylemler. Aslında Amerika'nın öyle petrola falan ihtiyacı yok. İşte biliyorsunuz onlar da işte petrolle ilgili işte doğal şeyler falan çıktı.
Zaten çok eskiden beri denirdi ki Amerika'nın altındaki yani petrol imkanları falan fevkalade fazla. Yani onları çıkarmaya kalksa kendine yetecek. Tamam da o zaman oraya buraya el atmasına nasıl imkan verecek? Bu nedenle çıkarmıyor derlerdi. Vallahi hala da aynı şekilde düşünüyorum. Yani kendi menfaatleri uğruna özellikle İsrail'de yaşattıkları yani yardım ve mücadelelerinde katkı olsun diye Müslümanlara yapılan silah yardımları, diğer yardımlar vallahi gırla gidiyor. İyi de bu silah alanlar ne yapıyor? Müslüman Müslümana savaş. Yani ölüler gırla gidiyor. Afrika ülkelerinde de var bu tip savaşlar. Fakat o medyada falan gündemde pek yer bulamıyor dostlar. Çünkü orada ekonomik menfaatler yok. Bazen düşünüyorum. Ya Allah'ım demek geliyor. Bu insanlar ne kadar kötü. Öyle düşünüyorum yani. Şöyle bir düşünürsünüz. Hindistan ve Nepal'de tükenmeye yüz tutan gergedenler için bir sürü önlem alınıyor. Hint gergedanı, Sumatra gergedanı şu an koruma altında arkadaşlar. Bunu yapan da insan. Doğal yaşam alanına çok benzeyenler yaşatılan bir gergedan yani öyle bir çalışma yapmışlar ki 5 yıl bakıcı ile yaşayacakmış gergedan. Orangutanları düşünün. Rehabilitasyon merkezlerinde bakım halindeler. Ailelerinden bir şekilde ayrılmış olan bu küçük yavrular biberonla beslenip psikolojik eğitim alıyorlar. Nairobi'deki hayvan yetimhanesi ailesi ölmüş olan filleri tekrar doğaya kazandırmak için çalışıyor. Güney Afrika'da yaşayan beyaz gergedan koruma altında nesli devamlı artıyor. Ancak siyah gergedan nesli tükenmek üzere. Onlar da koruma altındalar. Bütün bunları yapan insan biziz ya. Peki öbür silahları veren, silah satan insanlara yana, onlar kim? Onlar da insan. Hay Allah. Bence siz de bir muhtemelen anlamışsınızdır değerli dostlar. Sorun dünyada değil, insanda. Allah yolumuzu açık etsin. Aklınızı başınıza versin derim. Bunu söyleyince de çocukluğum aklıma geldi biliyor musunuz? Siz de muhakkak yapılmıştır. Çocuklarımızı uyutamadığımız zaman, yani özellikle benden sonra
önceki nesiller için söylüyorum. Mesela anneannem beni uyutmaya çalışırdı. Aklın başına, uykun gözüne derdi. Vallahi bilmiyorum, ben de uyur muyduk, uyumaz mı? Tam bir fikrim yok yani. Uyurduk herhalde. Değerli dostlar, o da insan, bu da insan. Ne olacak açık söyleyeyim, ben de bilmiyorum. Söyleyecek tek bir şey var. Ha, unutmadan lütfen bana abone olun, bildirimlerinizi açın. Allah yolunuzu açık etsin demek geliyor benim canım insanlarıma. Başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum dostlar. Bu salı gününde bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Yarın gene bir sosyal sohbette birlikte olmamızı dilerim. Saygılar sunuyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum efendim.